Sunay'ı da buradan götüreceklermiş. Ha bu arada Sunay'a düğür gelip diyorlar. Düğür gelip diyorlar. Bir gün geldim, şu tane geliyorum. Baktım ki şu konağın önünde bir sürü kalabalık var. Yani unutamadığım anları, çok da unutamadığım anları size söylüyorum. Çok büyük bir kalabalık var. Dedim geldim eve sordum, ana ne yedim? Dedi ki oğlum dedi, o ağanın bir avradı vardı, beyler kızdılar işte. Onun dedi bir akrabaları gelmişlerdi. Sunahatını vereceklermiş dedi. Kesin vereceklermiş dedi. Dizlerim bağ çözüldü, olduğum yerde kaldı. Evet. Ondan sonra akşam oldu. Adamlar geziyorlar. Ne çaresizim. Ne yapabilirsin ki? Yapamazsın. Ondan sonra akşam oldu. Ağanın en son avradı Haccanan vardı. Haccanan dedik biz ona. Haccanan bana olduğunu isterdi kızım. Sadece o konakta tek o isterdi. Tek o isterdi. Ocağın başında ağlıyorum şu an. Hüngür hüngür ağlıyorum. Çocuk gibi ağlıyor. Elde mendil. Anam bana öttürüyor. Bir de o saat 9 muydu 10 muydu o kadın kapıdan geldi. Kapıdan geldi. Önlüğünün altında bir kahve çıkarttı. Dedi ki sana Sunan'ın selamı var dedi. Ondan sonra sana selam verdi. Kafasını rahat tutsun. Ben varmam diyor dedi. Varmam dedi. Kahveyi aldım. Kahveyi var ya ben seviyorum. İçmiyorum ya seviyorum. Amcanın kızı dedi ki, Sunah güzün gidiyormuş dedi. Güzün gidiyormuş dedi, güz geldi işte. Bir de bir kamyon geldi. Tabii ben ağlıyorum, siz deliye döndüm Allah kusurumu. Görsen benim, tam bir deli oldum ben. Kimse ne haber, ben gidiyorum. Daha nasıl ayrılayım diye. Yani sonra güzün bir kamyon geldi, abla yüklettiler bu göçü. Göç buradan yüklendi. Dedim ki son bir kapıya çıksın da son bir olsun göreyim dedim bari. Çıttı kapıya, kendi ağlıyor. Kamyon aşağı gitti. Dışarı bir yağmur yağıyor üzgünüm. Ben de var ya nereye gittiğimi bilmiyorum. Kamyonun peşine gidiyorum, nereye yürüdüğümü bilmiyorum yani. Şimdi ben çare arasam ne yapayım? Tek çarem ne oldu biliyor musun? Ben gurbete çıkayım dedim. Ben bu memlekete gideyim. Anamı, babamı, bacımı, kardeşimi tek unutmak için ben gurbete çıktım. Gittim. Türkiye'nin her tarafını gezdim ben. Çok aç kaldım, susuz kaldım. Her tarafı bilirim. Suna Ceyhan'dı. Fakat Suna'dan hiç haberi yok. Şimdi onun bir yeğeni var. Kardeşinin çocuğu, o Haziman'ın çocuğu. Şimdi Zonguldak bas savcısı. Zonguldak bas savcısı. O da Ceyhan'da. Dedim ki ben Ceyhan'a gideyim. Nasıl gideyim, ne gideyim? Allah ben gittim Osmaniye'de bir otele yerleştim. Otele yerleştim. Kılık kıyafetimi değiştim. Ben dilenci kılığına girdim. Osmaniye'de biniyor. Çünkü orada beni görürlerse bu kesin vururlar yani. Kesin şey yapanlar. Orada var ya kılık kıyafetimi değiştiriyorum, dolmuşa biniyorum, Cihan'a geliyorum, Cihan'ın üstünde bir yol var belki gittiysen orada. Ondan sonra iniyorum, ben mahalleleri geziyorum, o savcıların çocuğu geziyorum. İşte en büyük oğlu, çocukların içinde geziyorum, bir de varayım sadaka isteyeyim işte. Allah, ya kolay değil, düşünebiliyor musun yani varıp da belki bu evde olur deyin, koyup da geçti evleri teker teker arıyorum, varayım sadaka isteyeyim. Kimi diyor şu boyuma basıma bak diyor. Kimi diyor ne alıyorsun bir şey almıyor para alıyorum diyor. Şimdi onun adam umurlu verecek nereye koyacağım ben şimdi. Ondan sonra her birinden bir laf duyayım. 15 gün gezdim geri Osmaniye'ye geliyorum. Osmaniye'de adam bana dedi ki otelci dedi ki kardeşim siz de polis misiniz dedi. Yoktu polis değil yok siz polissiniz dedi. Sen de her gün bir kıyafet değişiyorsun dedi. Niye sabah bir giriyorsun şapka giyiyorsun gözlük takıyorum dedi. Ondan sonra gurbette devam ettim ben. Kayseri'ye gittim. Kayseri'ye dedim bir yere çalışayım dedim. Böyle şey yaparak bir tanıdık geldi. Bu da bizim buralardan biriydi. Adam her adam memurdu. Bana dedi ki sen de gardiyan olur musun dedi.
Ben de onunla ne olsa yaparım ben. Olurum dedim. Bir atlaya gittik. Bizi cezaevine gönderdi. Şimdi şu anım vardım ki cezaevine ben hayatta görmediğim bir şey. İnsanlar böyle dolanıyorlar. Bir toz duman ondan sonra gidiyorlar, geliyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Ben oturdum. Diyorum ki kendi kendime. Siz diyorum mahkumsunuz diyorum işte. Sizin diyorum gününüz belli diyorum. Siz işte bir 15 sene, 20 sene sonra çıkacaksınız. Ya ben diyorum kendi işimden arıyorum. Bir aşk mahkumuyum diyorum. Ben önüne de çekeceğim diyorum. Kendi kendime böyle gidip geliyorum. Dedim sonra bir gün babam geldi. Babam geldi. Bana dedi oğlum dedi sana ben bir şey diyeceğim. Ne diyor? Oğlum dedi Garibay kızı sana verecek dedi. Ya baba dedim ya düşünebiliyor musun ya? Kız orada 4 yıl beri görmemiştim. Ya baba dedim şaka mı diyorsun? Yok oğlum dedi. Orada Mahmut Ağa diye bir adam var. Mahmut Ağa da bu Hazıman'ın dayısı. O bunu sıkıştırmış. Demiş bu Adana'ya gider kız da varmıyor. Ama kızı bile dülcüre geliyor ki kıza. Hep ağalar beyler böyle şeyler geliyor. O gün ben izin aldım geldim. İzin aldım geldim. Şu şura var ya bak kayanın burnu. Bak orada görünüyor. Şimdi oraya sağa 8'de oturdum ben. Adana'dan gelecek ki. Böyle bekliyorum işte. Böyle yola bakıyorum işte geldiğimiz yola. Yola bakıyorum. Ne gelen var ne giden. Akşama da böyle aç susuz orada sıcağında bekledim. Akşam oldu. Dedim orada gitmem lazım. Şu Karamanlı köyüne vardım. Orada bir otobüs varmış. Bir nişan falan takmışlar. Otobüse bindim. Giderken hemen o yokuş inince orada bir köy var. Tam oraya inerken o dedikleri adam da bizim akrabamız. Kürahmet dediler. Kürahmet getirmeye gitmiş dediler. Baktım Kürahmet dolmuşun önünde. Dolmuşun önünde oturuyor. Şimdi ben var ya baktım ben nasıl ağlıyorum görsen. Hüngür hüngür ağlıyorum. Adam yanındaki adam bana diyor sana ne oldu sen niye ağlıyorsun dedi. Ya adam ağlıyorum ben. İnsanlar var ya sevinçten de ağlıyorlar. Sevinçten de ağlıyorlar. Kayseri'ye vardım. Dediler ki Suna sabahleyin geldim. Bizim buranın terminal garajı var oraya geldim. Suna Atınköy'e gelmiş. Eğer var ya o anda yer müsaitdir. Alabildiğine bağıracağım. Alabildi Allah din bağıracağım. Bağıracağım da yer müsait değil. Diyorum Allah'ım diyorum yarabbim. 14 sene geçti. 14 yıl. Diyeceğim ondan sonra gittik güzün düğünümüz oldu. Ramazan'da. Köye geldim. Köyde yukarıda indim. İndiğimiz yere indim. Bayrak dikerler bizim işte. Bir bayrak dikmişler. Şimdi böyle çocuklar var orada. Şimdi bir otobüs falan gelir. Köy çocukları gelir. Şimdi çocuklara soruyorum şimdi. Mahsus sordum işte. Oğlum diyorum şu bayrak kimin bayrağı dedim şimdi. Diyorlar ki o Hulusi amcamla Hulusi abim de şeyin, Suna Hatun'un bayrağı diyorlar. Düşünüyorum, başkasının sözünden dinliyorum. Diyeceğim, bir düğün yaptık. Düğün yaptılar. Hepsi gitti. Kimse kalmadı. Kardeşleri, babası, aynı şekilde. Şimdi en çok ne oluyor biliyor musun? Hala olayım ben. Şimdi biz evlendik ya, evlen çoluk çocuğu oldu ya, ben şimdi 3 güne bir, 4 güne bir, çok özür dilerim, biraz yanınıza kaba olmasın. Yatarken, rüyamda görüyorum. Rüyamda ya birine gelin oluyor. Ya eski anlar bir başlıyorum ağlamaya hemen bu yanımdan şey yapıyor biliyoruz. Sorun da bakın biliyor. Diyor buradayım bu yan buradayım diyor. Evvelinden düğün bayram şeniken neden şimdi başını yastığa yaylalar? Oba göççükleyip sana gelirken kuşların da garip sesli yaylalar. Ben Kerem'im sunam aslı yaylalar. Oba göççükleyip
sanki gelmemiş. Sunam eleyleyip bana gülmemiş. Pınarın başında bir su vermemiş. Olu bakır taslı yaylalar. Topuz oğlum geldim sana oturdum. Eski günü ben aklıma getirdim. Suna boylu yarı sende yitirdim. Deli gönlüm şimdi uslu yaylalar. Ben Kerem'im, Sunam aslı yaylalar.